Efendim şimdi Ankara gündeminden devam edelim. Bir özel haber var sırada. MHP Genel Merkezi'nde Fox TV'nin dikkatini çeken, Fox TV muhabirinin dikkatini çeken bir detay. Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir. MHP Genel Merkezi'nin eksi ikinci katında Bahçeli'nin bu sözleri yankılanırken iki kat üstte Genel Merkez'in girişindeki sergi. Serginin girişinde Bahçeli resmi. Sergide AKP'nin yıkım bilançosu, yıkım sürecinde AKP, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci başlıklı kitaplar. Her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Milliyetçi Hareket Partisi neden şimdi Cumhur İttifakı içindedir? Bunu millete anlatsın, bunu halka anlatsın. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletidir. Bahçeli'nin il başkanları toplantısındaki Cumhur İttifakı vurguları bir gün önce meclisteki geçmiş sözlerini hatırlatan muhalefete de yanıt gibiydi. Cumhur İttifakı'ndan geri adım yok dedi MHP lideri üstüne basa basa. Biz Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bahçeli de kurmayları da AK Parti ve Erdoğan'a yönelik geçmişteki tüm sert söylemleri rafa kaldırdı ama MHP Genel Merkezi'ndeki sergi alanında raflarda o eleştiriler aynen duruyor. MHP Genel Merkezi'nin giriş katı. Kapıdan girdikten sonra geniş alandaki sergi burası. MHP'nin geçmişi ve bugünü yani arşivi. Bahçeli'nin yaptığı tüm konuşmalar, meclis çalışmaları sergileniyor. Tüm partililerin, ziyaretçilerin gezebildiği o alanda sergide camekanlı bölümde bugün rafa kaldırılan söylemlerin kitaplaştırılmış halleri duruyor. Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla tüm eleştiriler rafa kalktı ama ittifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kitapları bunlardan sadece birkaçı. 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı konuşmaların yer aldığı kitapçıklar 3 cilt halinde. AKP'nin yıkım bilançosu 16 Nisan 2017 referandumuyla anayasa ve sistem değişikliğine neden hayır dendiğini anlatan yayınlar. 12 Haziran sonrası ustalık dönemi tuzakları ismini taşıyan kitap. Geçmişe bakışımız bugünü, bugüne bakışımız da geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır. MHP Genel Merkezi'ndeki sergide çözüm sürecine yönelik eleştirilerin de yer aldığı kitaplar da raflarda. Yıkım sürecinde AKP'nin son 2 yılı, müzakerenin sonu ihanet, bölünme başlıklı yayınlar. MHP bugün eski sözleri hatırlatan muhalefete tepkili ama genel merkezinde o sözleri herkesin görebileceği yerde tutuyor.